Kalbiniz kolayca kırılır mı? Yeni tanıştığınız biri ne kadar mutlu görünse de bir şeyleri yanlış olduğunu sezgisel olarak anlar mısınız? Otomobil kullanırken içgüdüsel olarak ne zaman farklı bir yola sapmanız gerektiğini hisseder ve sonunda da eğer önceki yoldan gittiyseniz berbat bir trafikle karşılaşmak zorunda kalacağınızı görür müsünüz? Kendilerini kötü hissedenlerin veya içlerini dökmek isteyenlerin başvurdukları biri misiniz? Yabancı insanlar sık sık karşınıza çıkıp yol sorar mı? Markette alışveriş yaparken başka müşteriler sizin bir görevli olduğunuzu zannedip sorular sormaya başlarlar mı? Duru sizi ilahi rehberliği bize birçok şekilde getirebilir. O şu şekilde tezahür edebilir. Olumsuz bir durumun bir işareti olarak mide, el, çene, sırt ve alın kaslarının gerilmesi. Yaklaşan sevinç verici bir haberin işareti olarak midede adeta kelebeklerin uçuşması ve bir sıkıntının işareti olarak midede ani bir bulantı. Bir şey yapmanızı söyleyen bir içgüdü ve önsezi. Bir durumun iyi sonuçlanmayacağını söyleyen bir derinlere gömülme hissi. Aniden mevcut durumunuzla ilgisiz görünen güçlü bir duygu hissetmeniz ve daha sonra bunun haberci bir duygu olduğunun ortaya çıkması. Size doğru yolda olduğunuzu söyleyen sevinç hissi. Her şeyin düzeleceğini bildiren bir huzur hissi. Yaklaşan bir evliliği işaret eden portakal çiçeği kokusu gibi birden duyulan ve nereden geldiği belli olmayan bir koku. Oda ısısında ani bir düşüş hissetmek, orada bulunan kişinin dürüst olmadığını işaret eder. Aynı zamanda o ortama bir bedensiz varlığın geldiğini gösterebilir. Başkasının hislerini sanki o sizin kendi duygunuz ya da fiziksel duyunuzmuş gibi hissetmek. Teninizde hafif bir dokunuş veya hava basıncında bir değişim hissetmek ki bu size çevrenizde meleklerin ya da ölmüş sevdiklerinizin bulunduğunu bildirir. Duygulara karşılık gelen enerji merkezi ya da çakra kalpte bulunur ve kalp çakrası olarak bilinir. Kalp çakrası üzerinde meditasyon yapmak duru sezinizi arttırır. Kalp çakrası sevgiyle alakalı korkular yüzünden kirlenir. Sevgi korkusu bizi tetikte, alaycı ve savunmada olmaya götürür. İncinmekten, kurnazca yönlendirilmekten, istismar edilmekten ya da kontrol edilmekten o kadar korkarız ki kalbimizi pek çok sevgi alışverişine kapatırız. Ne yazık ki kalbimizi sevgiye kapattığımızda Tanrı'nın duru sezimiz yoluyla bizimle konuştuğunu da fark etmeyiz. Kendimizi bu farkındalığa kapatırız. İronik olarak bu duru sezi güvenilir bir biçimde bizi onurlandıran ve destekleyen ilişkilere götürür. Duru sezi ilahi rehberliğinin farkındalığını engellediğimizde meleklerin bizi istismarcı ilişkiler hakkında uyardıklarını da fark etmeyiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.